Cansın Elvacı, günaydın. Yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlandığı 500 Türk lirasına çıkan asgari ücret desteğinin detayları da netleşmeye başladı. Peki ayrıntılar neler? Hemen kısaca bir bakalım. Asgari ücretin 11.402 Türk lirasına, brüt asgari ücretinde 13.414 Türk lirasına çıkmasının ardından 1 Temmuz itibariyle 400 Türk lirası olarak uygulanan asgari ücret desteği de 500 Türk lirasına çıkmıştı. Özel sektöre verilen bu asgari ücret desteği uzun vadeli SSK'lı çalışanlar için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere toplam 6 ay boyunca verilecek. Destekten yararlanmak isteyen işletmenin de Sosyal Güvenlik Kurumu'na herhangi bir başvuruda ya da bildirimde bulunması gerekmeyecek. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre de değişiklik gösterecek aslında. Ancak şunu da ifade edelim, emekli çalışanları kapsamayacak bu destek. Peki kimleri kapsayacak, kimler faydalanabilecek bu destekten? 6 ay boyunca süreyle asgari ücret desteği verilecek bu destekte aslında evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar dahi yararlanabilecekler. Yani bu yıl ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş yerinde dosyası açtırılan, bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 16 lira 66 kuruşla çarpımıyla sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilmiş olacak. Asgari ücret desteği işverenin nakit olarak ödenmeyecek. Peki nasıl ödenecek? İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. Ve tabi bunun da zorunlu olduğunu hatırlatalım. Çünkü sigortasız işçi çalıştıranlar, sahte sigorta bildirimi tespit edilenler, yine SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme zammı borcu bulunanlar bu asgari ücret desteğinden yararlanamamış olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.